Kılıçdaroğlu'nun John Hopkins Üniversitesi ziyaretinin asıl nedeni gizlediği çok önemli sırrı mı? Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etmesi bazı yazarlar tarafından ikili arasında olumlu bir görüşme olarak yansıtılsa da gerçek bu değil sanırım. Baykal'ın kabuldeki resminden, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden hiç hoşlanmadığı açıkça görülebiliyor. Ayrıca Baykal'a yakınlığıyla bilinen CHP eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş ise, dikkat ederseniz 3 kişinin fotoğrafı var, orada halinde memnun mutlu olan, gülücükler dağıtan Sayın Kılıçdaroğlu. Deniz Baykal'ın yüzüne baktığımızda acı, ıstırap ve büyük bir hayal kırıklığı görüyoruz, ifadelerini kullanmıştı. Baykal, şüphesiz kendisine yapılan kaset kumpası sonrasında Kılıçdaroğlu'nun kendi koltuğuna oturmasında bir şeylerden şüphelendiği anlaşılıyor. Uzun yıllar CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturan Baykal'ın istihbarat dünyasından yakın dostları olduğu yadsınamaz gerçeklerin kendisine iletildiğini düşünüyorum. Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevgen, Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ı ziyaretine ilişkin ziyareti Yeni Şafak'a emrivaki olarak nitelemiş, Baykal'ın Kılıçdaroğlu'nu desteklemediğini defalarca randevu istedikleri, geri çevirdiklerini, son olarak Kılıçdaroğlu'nun ağabeyinin vefatı nedeniyle zoraki bu görüşmenin yapıldığını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'la zoraki görüşmesi aslında FETÖ kumpasıyla görevinden istifa etmek zorunda kalan Baykal'ın kendisinden şüphe edip etmediğini test etmek için yapılmış olabilir. Zira CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevgen'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na zor sorular yönelterek cevap vermeye zorlaması, Kılıçdaroğlu hakkında bazı şüpheler taşıdığının açık işareti sanırım. Baykal'a yapılan kaset kumpası sonrası, Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunu hatırlatan Sevgen, aday ol diye sana kim baskı yaptı, Ekmelettin İhsanoğlu'nu kim getirdi, Enis Berberoğlu'na o kaseti sen mi verdin, sen mi gönderdin gazeteye sorularını yöneltti. 75 sayfalık rapordaki kehanet gibi Türkiye'yi sarsacak öngörülerden biri 72. sayfadaki ifadelerdi. CHP liderinin Amerikan derin devletinin kontrolü altında olan John Hopkins Üniversitesi'ni seçmesi ise asla bir tesadüf değil. Zira Kılıçdaroğlu 30 Kasım-4 Aralık 2013 tarihleri arasında da aynı üniversiteye konuk olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun icazet gezisinde ikinci kez Amerika Derin Devleti'nin kontrolündeki John Hopkins Üniversitesi'ni seçmesi bu ziyaretten neyi amaçladığıyla doğru orantılıdır. CHP liderinin o dönemde gezi kalkışmasıyla ilgili sözler söyleyip gezideki terör olaylarını halk direnişi gibi sözlerle savunması asıl amacını örtme amaçlıdır. John Hopkins Üniversitesi her ne kadar Kılıçdaroğlu'nun illegal ini olsa da o üniversitenin daha derin bir yönü var. Kılıçdaroğlu CHP milletvekiliyken Ekim 2008 tarihinde Johns Hopkins Üniversitesi'ne bağlı Amerikan İsveç merkezli Silk Road İpek Yolu Enstitü tarafından bir rapor hazırlandı. Sivat Cornell ve Mail Magnus Karavelli imzalı 75 sayfalık rapordaki kehanet gibi Türkiye senaryoları Türkiye'deki siyasetin dizayn edilmesi açısından dikkat çekiciydi. Raporun içinde Türkiye'yi sarsacak demokrasi dışı öngörülerden en önemlisi raporun 72. sayfasındaki ifadelerdi. CHP'den istifa etmeye ikna edilecek Deniz Baykal'la yolsuzluklar konusunda kamuoyunun dikkatini çeken Kemal Kılıçdaroğlu yer değiştirecek. CHP yeniden Avrupa tarzı bir sosyal demokrat parti olarak ortaya çıkacak. Ne ilginç ki rapor yayınlandığında CHP Grup Başkan Vekili olan Kılıçdaroğlu tam 2 yıl sonra 2010'da FETÖ'nün kaset kumpasıyla devrilen Deniz Baykal'ın yerine o koltuğa oturuyordu. Görünüşe göre Kılıçdaroğlu, John Hopkins Üniversitesi'ne 2013 ve 2022 yıllarında gitmiş görünüyor. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olacağı öngörüsü veya kumpasın 2008 tarihli olması Kılıçdaroğlu'nu aklamaz. Zira bu durum, Kılıçdaroğlu'yla FETÖ arasındaki ilişkinin çok daha derin ve üst düzeyde olduğunun açık işaretlerini veriyor. Önemli olansa Kılıçdaroğlu'nun 2022 yılının son aylarında FETÖ ve ABD'nin derin yapılarından ne istediğidir sanırım. FETÖ Türk siyasetini dizayn etme hedefleri doğrultusunda CHP Genel Başkanı'nı değiştirmek için bundan tam 10 yıl önce düğmeye bastı. Dönemin CHP lideri Deniz Baykal'ı ve CHP milletvekili Nesrin Baytok'u yıllarca usulsüz bir şekilde dinleyen örgüt, son olarak 6 Mayıs'ta bazı internet siteleri üzerinden Baykal'a ait olduğu iddia edilen görüntüleri yayınladı. Böylece CHP'de yıllar sürecek değişimin temelleri atılmış oldu. Baykal 10 Mayıs 2010 tarihinde istifa ederken, faillerin ortaya çıkmaması için çalışılan kumpasta dava 7 yıl sonra açılabildi. Elebaşı Gülen'le birlikte olayı soruşturan FETÖ'cü istihbaratçılar ve FETÖ'cü savcı Cemil Tuğtekin sanık olarak yargı karşısında hesap veriyor. Bülent Orakoğlu, Yeni Şafak.